Dijital CEO ile teknoloji sohbetlerinden merhaba. Bugün çok uzaklardan bir konuğum var. Sayın Süreyya Cili bizlerle beraber. Süreyya Bey hoş geldiniz. Merhabalar Süreyya. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün az zamanda sizinle çok şey konuşmayı istiyorum. Ama temelde iki tane şey konuşmak istiyorum. Bir tanesi gençler için girişimciliğe değinelim. Sizin çünkü girişimcilikle ilgili söyleyecek çok lafınız olduğunu biliyorum. Bunu söylemeye de hakkınız var. Nedenini birazdan anlatacağım. İkincisi de iş dünyamız için biraz dijitalleşme konuşalım. Çünkü bugün iş dünyamızda dijitalleşmeyi çok konuşuyoruz, az yapıyoruz diye düşünüyorum. Eminim sizin de bu konuda bize vereceğiniz bilgiler vardır. Bu iki konuya fokus olacağız. Ama öncesinde ben sizinle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Sizi aslında Türkiye'de bilen biliyor. Ama özellikle bizim çekimlerimizi izleyen genç bir kitle var ki siz 2015'te Türkiye'den ayrıldınız aşağı yukarı. Evet. O zamandan sonra girişimciliği ve teknolojiyi takip eden gençler sizi kaçırmış olabilir. Onlar için bu videonun altında sizin LinkedIn profilinizi koyalım, incelesinler. Ben çekimden önce hemen bir inceledim, hafızamı tazeledim. O kadar çok şey gördüm ki Ankara Fen Lisesi'nde başlayıp ODTÜ'de devam eden, sonra Amerika'da University of Michigan'da devam eden eğitim hayatınız ve arkasında aslında Türkiye'nin belki girişimciliği ve startup'ı hiç konuşmadığı bir dönemde siz Amerika'da Nova ile girişimciliğe başladınız. Onun için de girişimcilik hakkında çok şey söylemeye hakkınız olduğunu düşünüyorum. Ve harika bir exitle şirketinizi Microsoft'a sattınız. İşte burada sözü size vereyim. Gençler için girişimciliğe bu kadar çok söz söyleme hakkınız var. Ne dersiniz? Bugünün gençlerine, Türkiye'deki gençlere girişimcilikle ilgili tavsiyeleriniz, dikkatleriniz, önerileriniz ne olur? Bir defa girişimciliği gerçekten çok tavsiye ediyorum. Girişimci insanlar bence iki konuda avantajı oluyor. Bir, daha çok para kazanıyorsun. Yani işin sahibiysen, evet, çalışanı olmaya nazaran daha çok para kazanıyorsun. O yüzden girişimci olarak bir işin sahibi olmak uzun dönemde seni daha çok zengin ediyor. Bu birincisi. İkincisi, kendi kaderini kendin belirliyorsun ve başkalarının önüne koyduğu limitasyonlarla sınırlanmıyorsun. Bu da bence büyük bir avantaj. O yüzden gençlere girişimciliği çok tavsiye ediyorum. Fakat iş hayatında başarılı olmak da kolay değil. O yüzden girişimciliğe de iyi hazırlanmak lazım. Yani iş dünyasında başarıyı bence ayrıca ne konuşmamız lazım? Başarılı bir iş nasıl yapılır? Evet. Bu da bir günde sadece niyetlenmekle olan bir şey değil. Çok ciddi hazırlık gerekiyor. Bunun yanında futbol, basketbol takım oyunu değil mi? Bütün Türkiye futbolu seyrediyor, basketbol seyrediyor. Muazzam takım oyunları heyecanla seyrediyoruz. Dünya Kupası geliyor. Fakat bana göre en önemli takım oyunu iş dünyası. Evet. Yani mesela Turkcell'de bizim takımda on binlerce kişi vardı. 35 milyon müşteriye on binlerce kişilik bir takım olarak nasıl mükemmel bir hizmet götürürüz, onları çok memnun ederiz ve Turkcell vazgeçilmez dedirtiriz. Yani o yüzden girişimci kardeşlerime takım oyunu oynamalarını da başarının en önemli faktörlerinden bir tanesi olarak görüyorum. Bu arada sevdikleri işi yapmalılar. Hı hı. Fakat kalplerini dinlemenin yanında beyinlerini de kullanarak geleceğin iyi işlerini yapmak, onlara odaklanmak çok önemli. Hı hı. Fakat geleceğin iyi işleri nelerdir? Bu da tabii ki çok meraklıysan, araştırmacıysan, çok okuyorsan, dünyada neler oluyor onları takip ediyorsan, o zaman bugün belki çok küçük bir iş ama sonra hızla büyüyecek bir iş, geleceğin büyüyen iyi işi olabiliyor. Bunları da takip etmek gerekiyor. Üç tane güzel not aldım sizden ki bunlar genelde gençlere hiç söylenmeyen şeyler. Çok kıymetli. Hazırlık dediniz. Çünkü gençler bugün birisiyle oturuyorlar, hoş bir sohbet yapıyorlar. Yarın girişimci olmaya karar veriyorlar. Gençler size söylüyoruz. Süreyya Bey çok önemli bir şeyin altını çizdi. Hazırlık çok önemli. Girişimcilik bir maratonsa bu maratonun
40 kilometresinde hazırlanıp belki son 1 kilometresinde çıkış yapmanız lazım diyebilir miyiz? Aynen. İkincisi takım oyununa vurgu yaptınız. Gerçekten çok iyi bir fikrim var diyen herkes ortaya düşüyor. Ben girişimci olmak istiyorum diyor. Ben de geçtiğimiz günlerde takımın kıymetini hatta kadın erkek dengesini vurgulayan bir yazı yazmıştım. Çok beğenildi. Beğenilecek bir şey yok. Normal olanı söyledik aslında. Takım olmadan girişimcilik olmaz dediniz. Son olarak da sevdiğiniz, kalben sevdiğiniz işi ama zekanızla da kullanarak, aklınızı da kullanarak tasarlayın dediniz. Burada bir şey eklemek istiyorum. Gençler için şöyle bir durum var ki bizler şanslı bir nesil olarak bir sonraki iş modelini içine doğduk, onu yaptık. Şimdiki gençlerin girişimci olduğu zaman karşılaşacakları en önemli sıkıntı şu, iş modeli belli değil. Hangi iş modelini yapacaklarını bile kendileri belirleyecekler. Dolayısıyla söylediğiniz şey şöyle önemli, hem sevdiğiniz konuda hem de iş modelini bile kurgulayarak yola çıkmaları lazım. Doğru mu? Aynen. Gençlere o açıdan girişimciliği önerelim birlikte evet. Ama oyunun kurallarına çok iyi hazırlanmalarını, efendim çok iyi takım bulmalarını ve iş modelini bile kendilerinin tasarlamalarını mutlaka hatırlatmış evet. olalım. Şunu da vurgulamak istiyorum bu arada. Girişimcilik sadece gençler için olan bir iş konusu değil. Siz girişimci olursunuz, tecrübe kazanmışsınızdır büyük şirketlerde. O tecrübeyle daha başarılı bir girişimci olma ihtimaliniz, imkanınız da yükselir. Doğru. O yüzden girişimcilik bence tecrübeli insanların daha başarılı olabileceği bir konu. Bir. İkincisi, siz büyük bir şirkette çalışıyor olabilirsiniz. Orada da girişimci olabilirsiniz. Bu da esasında bence çok başarılı yapılabilecek bir konu. Yine atlanan bir konu. Çünkü bazen büyük şirketlerin büyük kaynakları oluyor. Girişimcilikte bir risk almak mevzubayız. Yani bir süre doğru. bazen geliriniz olmayacak. O yüzden büyük şirket sizin bu döneminizde sizi destekleyebilir. Hı-hı. Büyük şirketin kaynaklarıyla bu bahsettiğim yeni fırsatları değerlendirmek de mümkün olabilir. Yani girişimcilikte illaki yeni bir işi sıfırdan kurmak demek değil bence. Büyük organizasyonlarda da hatta devlet teşkilatlarında, işletmelerinde bile. Kamuda da girişimcilik yapılabilir. Ben inovasyonu da şu şekilde tanımlıyorum. İnovasyon, yani girişimcilikle çok alakalı yeni bir iş yapma konusu. Yeni bir fikrin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesi. Hı hı. Yani burada dönüşmesi çok kritik bir kelime. Ortaya sadece iyi bir fikrin peşinde, iyi bir fikir ortaya atmak inovasyon değil, girişimcilik değil. Dediğim gibi bugün iş dünyası tarihimizdeki rekabetin en yüksek olduğu konu. Yani söyleyeyim. Evet. Türkiye'de muazzam bir rekabet var ama esas ekonominin %99'u da Türkiye dışında. Türkiye dünya ekonomisinin %1'i. Hı hı. Türk insanı o yüzden global pazarlara da çok odaklanmalı ama bu pazarlarda 1.3 milyar nüfuslu Çin gece gündüz adamlar hırsla, büyük bir serbestlikle, büyük bir kaynakla girişimcilik olarak bastırıyorlar. Benzer nüfusta Hindistan her sene 300-400 bin tane mühendis yetiştiriyor, çok iyi eğitimle dünyaya yolluyor. Bunun yanında Amerika var, Avrupa var, diğer ülkeler var. Yani rekabetin çetin olduğu bir ortam. O yüzden hazırlığı vurgulamamın doğru. sebebi buydu. Çünkü iş dünyasında başarı kolay kolay gelmiyor. Birçok işi doğru yapacaksın. Yani birçok fonksiyonu doğru yapacaksın. Bir de şanssız olmazsan, sebat edersen o zaman başarı geliyor. Geliyor. Evet, %1'lik dünya ekonomisindeki Türkiye'nin payını kaptırmamamız lazım. Bırakın büyümeyi, kaptırmamak bile şu anda başarı. Bunu da güzelce ifade ettiniz. Ben sizin Nova'daki girişimcilik günlerinizden bugüne aldığımız bu tavsiyelerden sonra bugüne birazcık zıplayalım diyorum. 2015'te Türkiye'den ayrıldıktan sonra, gerçi hiçbir zaman ayrılmadınız, hep bir ayağınız Türkiye'de kaldı ama System Capital isimli bir şirketiniz olduğunu ve yatırımcı olduğunuzu biliyorum. Gerek Silikon Vadisi'nde gerek Türkiye'de bir takım yatırımlarınız var. Bize kısacık System Capital'ı anlatır mısınız?
System Capital gelmeden benim vurgulamak istediğim bir şey var. O da yani biraz evvel dedim ya, sevdiğin işi yapacaksın ama aynı zamanda kafayı kullanarak dünyada trendler ne? Teknolojik gelişmeler ne? Dünya nereye gidiyor? Yani ben iş dünyası nereye gidiyor? Dünya iş dünyası nasıl değişiyor? Bunları iyi okumak lazım. Açıkçası ben ortaokul, lise yıllarındayken ya üniversitede ne okuyayım, ne okursam farklı rekabette ileriye geçmiş olurum diye düşünüyordum. Yani çocukluktan beri hep aklımda ya 10-20 yıl sonra nasıl bir dünya olacak, oraya nasıl hazırlanırım diye düşünüyordum. Ve bu yüzden ben Amerika'ya endüstri mühendisliği bursuyla gittim. Fakat orada 3 ayda gördüm ki bilgisayarlar gümbür gümbür geliyor. Yani o yüzden mutlaka dedim ki ya ben bu bilgisayar konusunu iyi öğreneyim. Türkiye'ye döndüğümde benim bıraktığım Türkiye'de çok az bilgisayar vardı. Bilgisayarları bilen bir kişi olarak avantaj sağlarım. Ve bu artı eksi çalıştı ya. Kesinlikle. Ondan sonra kurduğum şirketlerde de hep 10 yıl sonra nasıl bir dünya var? Yani Turkcell'e geldiğimde de telekomünikasyon dünyası nasıl değişiyor? 3G yoktu. 4G yoktu. Mobil internet yoktu. Yoktu. Ama biz mobil internetin geleceğini gördük. O yüzden Turkcell'deki takım arkadaşlarımla, bu sadece benim bilgim buna yetmez, herkesi de takım halinde bir araya toparlayıp yani ortak akıllı da bulmak gerekiyor. O yüzden takım oyuncusu olmak çok önemli. Mobil internet dünyayı nasıl değiştirecek diye bunu anladık. Ve bir ortaya bir vizyon koyduk. Dedik ki bilgisayarlar küçülüyor, her yere giriyor. Bir, bulut olayı patlıyor. Unlimited, yani neredeyse sonsuz derecede bir storage var, processing power var. Big data dediğimiz bütün bilgiler burada big data olarak toplanıyor. Buradan analitikle, doğru analizlerle doğru sonuçları çıkartabiliyorsun. Yani artık karar verirken böyle midem öyle hissetti diye karar vermek yerine rakamlara bakarak karar vermek. Trendleri, bu yüzden geleceğe. Smart, akıllı insan, akıllı takım, akıllı şirket, akıllı şehir, akıllı ülke yapmak mümkün. Ve bu küçük bilgisayarla bulutu birleştiren her yerde iletişim bu 3G ile oldu. Yani bu resmi iyi okuduk. Birçok yeni teknolojilere, işlere girdik. Oradan Turkcell'in önü açıldı, işi büyüdü. Turkcell'den ayrılınca da yani bu bilgiyle dedim ki ya zaten inandığım vizyonu 2016 yılında Davos'ta 4. endüstriyel devrim diye damgaladılar yani. O zaman bu sadece artık Süreyya'nın vizyonu olmaktan çıktı. 4. endüstriyel devrim olarak Türkiye'deki bütün CEO'lar da iş adamları da bunu satın aldı. Şimdi herkeste bir dijital transformasyon önceliği var. Evet. Çünkü Almanlar böyle diyor, İsviçreliler böyle diyor. Yani bu da tarihin 4. dönüm noktasıysa artık bunu ciddiye almamız lazım dediler. Bu çok kritik bir dönüşüm. Bu gençler için ve girişimciler için, gençler olsun, yeni startuplar olsun ama aynı zamanda bugünkü şirketleri çok etkileyen bir konu. Yani ben herkesi teşvik ediyorum. Bu dönüşümü iyi okumalılar. Çünkü bunun sayesinde müşterilerine daha çok yakınlaşacaklar. Müşterilerine eskisine nazaran çok daha üstün hizmet sunabilecekler. Kendi şirketleri için fark yaratabilecekler, üstünlük yaratabilecekler müşteriye yakınlaştıklarında. Ve datayla işi yaptıkları için daha akıllı karar verecekler, verimlilik yaratacaklar, karlılıklarını arttırabilecekler, müşteri memnuniyetini arttırabilecekler. Açıkçası artık yani gerçekten heyecan duyuyorum. Bugün bir işi yönetmek artık gerçekten bir matematik işi olmaya başlıyor. Yani datayı toparlayıp, datayı analiz edip doğru kararlarla hızlı harekete geçmek. System Capital, Turkcell'den ayrıldıktan sonra bunu kurdum. Ve buradan bu yeni dünyaya, 4. endüstriyel devrimi hangi firmalar en iyi avantaja dönüştürüyor? Hangileri kendi avantajına kullanıyor?
Bunlardan hangileri bu avantajı kullanarak winner, kazanan firmalar olacaklar? Hangileri ise geride kalacaklar? Gerisi de geride kalacak inanıyorum. Onun üstüne yatırımlar yaptım. Yani dedim ki hemen birinci kendim bir şirket kurmak yerine daha tam olarak onu düşünmeden dünyada bana göre bu yeni dönüşümü işine en iyi uygulayan firmalara ortak oldum. Mesela örnek var mı hiç Türkiye'den? Türkiye'den evet. Değil. Bunlar daha çok. Şimdi Türkiye'deki iş dünyasını çok tanıdığım için. Evet. Bir de fazla dedikodu olmasın diye mecburen bu yatırımları ben Türkiye dışındaki dünya şirketlerine yaptım. Ve yani bunu en iyi uygulayan firmalar kimler? Apple, Amazon, evet, Google, Facebook, evet. Netflix, Tesla, LinkedIn gibi firmalar. Bunun yanında bankacılık sektöründe mesela Amerika'da Bank of America bundan 3-4 yıl önce hisseleri 10-11 dolarken teknolojiyi o kadar iyi kullandılar ki yani artık mobile bankacılıkta gerçekten çok gerideydi Amerika. Fakat şu anda bence dünyanın en ilerisindeler. Çok muazzam bir mesafe kat ettiler son 3-4 yılda. Doğru. Yani bu bet'le bir defa yatırımların çok değer kazandı. Bunun yanında az öz çok inandığım yine bu yeni dünyaya yani mobil ve bulut mimarisinde yazılım geliştiren Quicka firmasına da yatırım yaptım. Onun da yönetim kurulu başkanı oldum. Sadece yatırımcı olarak değil, aynı zamanda aktif bir yönetim başkanı olarak da bu şirketi nasıl dünya şirketi yaparız? Buna ekibimle birlikte çalışıyoruz. Ama çok güzel bir ipucu verdiniz. Siz bir 10 sene sonrayı düşünüyorsunuz ve üstelik yaptığınız yatırımlar hani tarihi geçmişi olan markaların 10 sene sonrasındaki rollerini görerek yatırım yaptınız. Bir de üstelik yeni kurulmuş bir startup'ın yine 10 sene sonranın dünyasında global bir oyuncu olacağını öngörerek. Evet. Bütün hepsinin ortak kesişimi yine daha önceki işlerinizde yaptığınız gibi bir sonraki dalgayı tahminlemek. Doğru mu anladım? Yani inanın Süreyya Cilvi'nin bir başarısı var ki varsa ki esasını düşünürsen bursla üniversiteye gitmiş bir öğrenciden işte 2011'de telekomünikasyon sektöründe dünyada yılın CEO'su seçilmiş bir yere geldi. O başarıda bence en önemli faktör hep 10 yıl sonrasını düşünerek ona sabırla, disiplinle, alın teriyle, akıl teriyle hazırlanmak sonucu. Evet. Bu 10 yıl sonrasını düşünmem yüzünden de çok tenkit edildiğim de oldu bu arada. Tahmin yani edeyim. Bazen Türkiye'de insanlar diyor ki ya Süreyya şimdi sen bize 10 yıl sonrasının hikayelerini anlatmayı bırak. Sen bize bugünü söyle. Ama bu bir denge meselesi. İyi bir CEO yani şirketin 10 yıl sonrasını düşünmesi gerektiği kadar tabii ki bu çeyreğin sonuçlarını da başarılı vermek zorunda. Bu bir denge meselesi. Yani Turkcell'de de tahmin ediyorum en az bir 34 tane çeyrek sonuçlarını New York borsasında her 3 ayda bir 60-80 tane analiste, bizi sorgulayan analiste açıkladık. Yani her çeyrek de önemli ama eğer 10 yıl sonrasını düşünmezsen sen gemiyi hangi yönde yönlendireceksin? Çok bu çok önemli. Bu dengeyi. Yani yönetici kardeşlerime de tavsiyem iki taraf da önemli. Eğer bugünü tamamen ıskalarsan zaten 10 yıl sonra olmayacağın kesin ortalıkta. Ama sadece bugünü düşünür, bugünü optimize eder, bugünü maksimize edersen karı, geleceği düşünmezsen o zaman da geleceğini şirketin garanti altına almış olmuyorsun. Mesela burada çok güzel örnekler var. Bir tane vermeye vaktimiz var mı? Var var buyurun. Mesela Ford. Ford 2016 yılında rekor kar açıkladı. 2016'da. 2016 yılında. Rekor kar açıkladı. Şirketin değeri 44 milyar dolar. Tesla daha hiç kar açıklamamış. Tesla'nın değeri 65 milyar dolar. Evet. Ford ailesi gitti Ford'un CEO'sunu görevden aldı. Ya düşünebiliyor musun? Adam büyük rekor kar açıkladı diye tam çok memnunken işini kaybetti. Niye? Çünkü Ford ailesi dedi ki bu adam bugün yılın karını maksimize ediyor ama elektrikli araba pazarında Ford olarak biz hiç
beklediğimiz gelişmeyi kaydedemedik. Geride kalıyoruz. Şirketin geleceği tehlikeye düşüyor diye adamı görevden aldılar. Onun yerine inovasyonu, yenilikçi bir CEO'yu atadılar. Yani o yüzden geleceği düşünmek çok önemli. Ağzınıza sağlık. Vallahi sorularımın karşılığını hem çok net aldım hem de kendi adıma çokça ders çıkardım. Çünkü iş dünyası için dijitalleşmede verdiğiniz mesaj çok net. Hem bugünün kısa vadeli finansal sonuçlarına yoğunlaşacağız ama 10 sene sonranın da teknoloji trendlerini öngörmek ve ona yatırım yapmak zorundayız. Verdiğiniz örnek de bunu bence perçinledi. Bir eklemek istediğim bir konu daha var. O da şu. Yani bu dengelemenin yanında yatırımları da yapmak gerekiyor. Evet. Ve bu da burada insan faktörü çok önemli. İnsana yatırım. İnsana yatırım. Yani sonunda esasında ben biraz teknolojiden bahsettim ama işin özünde. Evet. Yine işin özü bir kelime söylemek gerekirse müşteri. Evet. Ve müşteride hangi müşteriye odaklanıyorsun Soner? O çok önemli. İkincisi bu müşteriye nasıl en fazla fayda ve farklı üstün bir deneyim yaşatırız hizmetlerimiz ve ürünlerimizle. Bunu yapmak için, bu farkı yaratmak için elimizdeki en büyük fırsat teknoloji, bilgi ve inovasyon. Ama bu deneyimi yaşatmak için elimizdeki şirket demek takım demek, başında söylediğim evet. gibi. Yani bütün takımın buna kilitlenmesi lazım. Evet, kesinlikle. Ağzınıza sağlık. Bugün hem girişimcilik hem dijitalleşme konusunda ben kendi adıma çok faydalandım. Bizi izleyenlerle de bu güzel bilgileri paylaşıyor olmaktan dolayı fevkalade memnunum. İyi ki Türkiye'ye bu bayram tatili nedeniyle geldiniz. İyi ki sizi yakaladık. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Herkese iyi bayramlar.